geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Poppy Playtime'ın ilk oyununun çıkmasının ardından 2 yıl geçti. Ve 2. yıla özel bunun için Chapter 3'ten gizli fotoğraflar yayınladılar. Ama ben ne yaptım arkadaşlar, sizler için gizli görüntüleri de buldum. Bugün Poppy Playtime Chapter 3'ün oynanış görüntülerine bakacağız. Alkışa gerek yok arkadaşlar. Aşağıdan videoya 3000 like bekliyorum arkadaşlar. En az 3000 like gelirse bu tarz serilerin devamı gelecek. Biliyorsunuz en son bir tren kazası geçirerek oyunu bitirmiştik. Poppy bize ihanet etmişti orada. Ve şu anda trenden iniyoruz ama bizde hiçbir şey yok görüyorsunuz ve trenden alevler falan çıkıyor ve trenin önünde kan var. Allah, o kimin kanı lan acaba? Neyse, şu anda Playcare fabrikasına doğru giriyoruz ve burada farklı bir atmosfer bizi karşılıyor. Ellerimize vuruyoruz, bir şey görmüyoruz. Abi her yere bakıyorum ama Project Playtime'a da benziyor bu arada. Welcome to Playcare, eyvah. Biliyorsunuz Playcare'e gitmenin yolunu aradık ve sonunda bulduk herhalde. Bir şalter indirdiğimizde bir yere elektrik gidiyor. Bir dakika. Abi takip etmeyelim ama orayı. Ha, bu kapıyı açtık, tamam. Aha, alarmlar yine ötüyor. Lan ne oluyor? Bizim yukarı kata çıkmamız lazım herhalde. Burada. Ve bir yere daha indirdik. Aa tamam, burayı açtık. Şimdi yukarıda bizi bir şey karşılayacak gibi duruyor. Bir kapı daha var. Abi geliyor. Vallahi giriyoruz bak. Bir şey daha indirdik. Bir düğmeye bastık. Tamam, geri döndüğümüzde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak kesin. Bir dakika. Kablo oradan gidiyor. Kabloları takip ediyoruz. Bayağı bir elektrik gidiyor ve tamam, nereye gidiyor? Aa, diğer tarafta bir kapı vardı. Orayı açtık biz herhalde şu anda. Solda büyük bir kapı vardı. Hemen solda. Orayı açtık herhalde. Aa, açamadı. Aa tamam, şimdi bunu kaldırdığımızda kapı açıldı. Video tam heyecanlı yerinde bitti diye üzülmeyin, sizlere daha güzel şeyler göstereceğim. Evet, burada Haki Vaki geri döndü diyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bir kaset başlattık ve şu an yerde bir şey var. Sesler de artıyor lan. Ve bir an bir sessizlik oluştu. Abi biz, bu biziz lan, oyuncuyuz biz, bizim ellerimiz. Grab pack yerde. Fotoğrafla, abi trailer'daki ortama çok benziyor. Yazılar falan var, birazdan belki o boss'un tırnak izleri de belki görürüz birazdan. Çizimleri görüyoruz, bunlar çocukların yaptığı çizimler. Çocuklar burada esir tutuluyor diye biliyoruz. Ve Huggy Wuggy'nin kafası kopuk bir şekilde görüyoruz. Vidalanmış duvara, vidalanmış resmen. Ve kafası yok ve sizlere bahsettiğim boss'un tırnak izi ve bir gölge geldi oraya. Huggy Wuggy? Bir trenin içinde... Ooooooh! Huggy Wuggy bu şekilde geri mi dönüyor yoksa? Şu anda bir kayıt izliyoruz. 11.11'de kaydedilmiş saat. Gecenin 11.11'i. Trenlerin arasındayız. Project Playtime'deki trene çok benziyor. Aha! Vallahi bak, bir ses geldi. Bu daha demin biz trenin içinde değil miydik ya? Aha, oradan biri mi bakıyor lan? Oğlum çok hızlı. Aa, bir dakika, bu bizim tren. Bizim kaza yaptığımız tren değil mi bu lan? Nefes sesleri art. Huggy Wuggy gördünüz mü lan? Devam ediyorum. Zaten beni anlayacaksınız. Yerde ölü Huggy Wuggy görüyoruz. Acaba ölü mü? Neyse, spoiler vermeyeceğim. İzleyin, telefon çalıyor burada. Aha, boss'u gördünüz. O boss geldi, aldı telefonu. Huggy Wuggy'nin ağzında direkt kılıç görüyoruz böyle. Ve bu çiçekler canlı. Güzel. Yine Playcare fabrikasının kapısı. Ve gaz maskesi kisimisi. Kisimisi sanki esir altında gibi ve maskeyi çeken mavi bir el. Oh, daddy long legs. Abi evet. Acaba chapter 3'te o da olacak mı? Çok merak ediyorum. Yerde Huggy Wuggy'nin bebeğini görürken bir anda trailer'daki boss onu kendine çekti. Ve işte o boss. Ve abi çok korkutucu durmuyor mu arkadaşlar? Bunu şimdi kim olduğunu da göstereceğim sizlere. O boss'u buldum ve kim olduğunu merak ediyor musunuz? Şimdi sizlere burada o mor canavar boss'unu göstereceğim. Ama öncelikle Playcare'e giden yolu, yani bu mekanı bir tanımamız lazım. Bakın Playcare'in tabelası orada ve ileride Playcare kapısı var. Burada treni görüyoruz. Işığı yanıyor trenin, Allah Allah. Burada posterlerin hepsini bir araya gelmiş bir şekilde görüyoruz. Huggy Wuggy'nin oyuncağını gördük solda. Etrafa bakıyoruz şu anda. Playcare, bakın Playcare orada, birazdan oraya gireceğiz. Ama
Ve yine bakıyoruz her yere. Şu an bakmamız lazım. Mekanı tanımamız lazım. Ve burada da posterleri görüyoruz derken solda bakın. Kapıyı açacak bir şey gördük. Bakın tam burada. Burayı indirdikten sonra o kapı açılacak. Burada bir not var. Notu okuyup, yani okumamıza izin vermedi. Direkt geçti. Ve indirdik. Şimdi pilleri kere doğru giriyoruz herhalde. Ve aa! Gördünüz mü? İşte bakın. Mor canavar boss buna benziyor diyorlar. Elleri falan da gerçekten çok benziyor. Ve bizi kovalıyor. Görüyor musunuz? Evet. Burayı tanıdınız. Trailer'daki mekan böyle bakın tırnak izlerini falan zaten tanırsınız ve... Bir kutu düştü. Bir dakika. Abi orada ooo çok karanlık, ben oraya girmezdim. Bu ne lan? Ayin yapılmış gibi duruyor, görüyor musunuz? Mumlar hala yanıyor, demek ki bizden çok fazla uzaklaşmış olamazlar derken o ne? İleride bir gölge vardı yemin ederim. Yerde hakime giren oyuncağı ve kafası yok. Aha! Oğlum mor canavarı gördünüz mü? Bakın o boss canavar oradaydı. Vent'e girdik ve vent'ten ilerliyoruz. Abi burada mor canavarı görme olasılığımız kaç? Abi bir dakika, direkt onun odasına geldik lan. Hatta orada direkt mor canavar. Abi sakin. Mor canavar. Boss direkt karşımızdaydı. Şu boss'u biraz daha tanıyalım bakalım arkadaşlar. Hakime gelin. Oyuncağını yine yerde görüyoruz. Kafası kopuk. Ve Mamilong Lex'i duvara direkt yapıştırılmış böyle. Help yazıyor. Ve yanında bir canavar geçti. Bir dakika. Aa burada daha bir şey, aynı olan oda değil mi arkadaşlar? Biz hatta tamam hatırladım. Daha deminki bölümün devamı gibi bir şey görüyoruz şu anda. Mor canavar elinde bir topla oynuyor. Hatta direkt topla oynuyor mu? Aa bizi gördü. Abi. Eyvah bize bakıyor, bakın görünüşünün böyle olduğunu söyleyenler de var. Oğlum ne saldırıyor bu ne? Abi tam kaçarken kapana kısılıyoruz ve mor canavarı bizi burada ele geçiriyor ve bizi de çizecek böyle. Oo, bizi de çizdi sanki duaları çizer gibi. Ve şunun suratına bakın, gerçekten çok korkuşturuyor. Oyunun nasıl başladığını görmüştük, nasıl ilerlediğini görmüştük ve şimdi de son olarak oyunun nasıl bittiğini göreceğiz. Evet, bu şekilde bir yerden kaçarken iki elimizde yeşil galiba, biri sarı mı? Ne oldu lan? Tam çıkışa gidecekken yere düşüyoruz ve yine de Poppy. Abi bu Poppy bize yine mi ihanet ediyor ya? Gördüğünüz gibi Chapter 3 hakkında bulduğum gizli görüntüler bunlar da. Tabii ki bunlar gerçek değil. Sadece bir teori. Belki de hepsi gerçek bile olabilir, bilmiyorum. Poppy Playtime Chapter 3'ü canlı yayında oynamam ve onun hakkında daha fazla videolar istiyorsanız aşağıdan video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman sonra kendinize bakın. Hoşçakalın.